Size ameliyat olalı aşağı yukarı 18 ay mı oldu? 18 ay. 18 ayı bitirdin. Artık kilo kaybın durdu. 3-4 aydır pek evet. Kilo kaybetmiyorsun. Esas şimdi bundan sonraki konu geri kilo almaman inşallah. Çünkü anladığım kadarıyla geldiğin en düşük kilodan birkaç kilo almış durumdasın. Evet, doğru. Ama çok iyi spor yapıyorsun. Hala midenin küçük olduğunu hissedebiliyorsun biraz hızlı yediğin takdirde. Ama artık kilo kaybın durdu. Sarkma falan durumun nasıl? Öyle bir şey hiç sende bir problem olmadı galiba. Hocam bende hiç olmadı. Yani yaklaşık 53-55 kilo kadar verdim. Ama kilo vermeye başladıktan yaklaşık 3-4 hafta sonra sizlerin de tavsiyesiyle spora başladım. Sporu hayatıma soktum ve şu anda da çok severek yapıyorum. Haftada 4 veya 5 gün antrenmanım oluyor. Bunun 3 tanesi ağırlık antrenmanı. Bir tanesi şu an yeni 1,5 aydır kickboksa başladım. Okay. Bir tanesi de kardiyo antrenmanı olarak. Her gün bir şey yapmaya çalışıyorum. Hem severek yapıyorum. Ve bu son birkaç aydır aldığım aslında 1,5-2 kiloyu belki kastan almış olma ihtimalim yüksek. Midem hala küçük ve ben bundan da çok memnunum. Sadece az şeyleri yiyorum. Vücuduma ve mideme yararlı olan şeyleri yiyorum. O yüzden hem fiziken mutluyum hem de manen bu tabii ayrı bir mutluluk veriyor zayıf. Peki şunu soruyorlar şimdi hani sen de vakti zamanında 130 kiloları görmüş tam klasik morbid obez tanımına uyan biriydin. Bu tip ameliyatlardan sonra bu tip insanlar hani sofra keyfi çok olan o hayatlarındaki en önemli şey olduğunu söyleyen insanlar olabiliyor ve o özellik o insanların elinden alındığı için o aşırı yemekle mideyi doldurabilme şansı hiç olmadığı için acaba çok mu mutsuz oluruz diye düşünebiliyorlar. Biz de onlara demeye çalışıyoruz ki çok öyle olmaz. Çünkü birçok şey iyiye gider, uyku iyiye gider, hareket kabiliyeti o kadar çok şey iyiye gidiyor ki sonuçta hepsini birlikte düşündüğümüzde öyle bir mutsuzluk olmuyor diyoruz biz. Ama sen onu kendin yaşamış bir insan olarak bütün o tarz şeylerin değiştiği için nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? İşte aynı şeyden ben de korkmuştum. Çekinmiştim o zaman. Hatta size bir kere gelip danışmıştım. Ya nasıl olacak bu? Aynen. Diye. Bana da tanıdığım insanlar, bu ameliyat olmayı düşünen insanlar aynı soruyu soruyor. Aynı çekinceyi dile getiriyorlar. Bunda hiç öyle bir şey olmuyor bir kere. Yani bir sofra keyfinden mahrum olmak, arkadaşlarla beraber bir yemeğe gidip, yani yemek ortamından mahrum kalmak gibi bir durum olmuyor. Gene aynı ortamda, gene aynı yemeklerin içinde bulunabiliyorsunuz. Daha az yiyorsunuz. Ve gene tatmin olma hissi oluyor. Tatmin olma hissi oluyor ve tam tersi birçok insan ertesi gün onun o akşamki yenen fazla yemeğin ceremesini çekerken, fiziken ve manen çekecekken siz bir de onu çekmiyorsunuz. Yani hem aynı güzel muhabbete katılmış oluyorsunuz, aynı güzel yemeklerden tatmış oluyorsunuz, evet. Aynı ortamda bulunuyorsunuz ve hani gülü seven dikenine katlanır dedikleri o dikene katlanmak zorunda kalmıyorsunuz ertesi gün. Kilo almamış oluyorsunuz. Aynen. Onun psikolojik derdini birçok insan çekiyordur. Çekmiyorsunuz. O yüzden
Tam tersi pozitif anlamda etki ediyor bence o durumları. Spor da biraz öyle oluyor değil mi? İnsan 130, 140, 150 kilo olan insanların hani spor yapması da zor. Şimdi yani, büyük bir zevkle ya yapabiliyorsun. Bana biraz önce sorduğunuz cevaplamayı unuttum. Hani sarkma hiç olmadı bende. Çok şükür. Bunun bir sebebi de bence gerçekten sporu hayatıma sokmuş olmak. Muhakkak tabii. Aynen. O yaş, ben eskiden de spor yapardım. Ya da yapmaya çalışırdım. Ne zaman mesela? Kiloluyken. Ve bana o kadar eziyet olurdu ki o sporu yapmak. Şimdi severek yapıyorum. O zaman mesela şeyi anlamazdım. Ya, yani insanlar derdi, sporu çok seviyorum, spor hayatımın bir parçası. O zaman mesela anlayamazdım nasıl olduğunu. Şimdi çok iyi anlıyorum. Çünkü benim de hakikaten hayatımın bir parçası şu an. Özellikle 3-4 gün bir nedenden yapamasan özlüyorsun. Evet, falan, özlüyorum. Sonra tekrar yapınca geri gitmiş olduğumu hissediyorum. Yani o keşke arada yapsaymışım diyorum falan. Evet. Öyle oluyor. Yani bir kere sana çok teşekkür ederim. Bu konuşmaları böyle hem de kamera önünde yapıyorsun. Biz de bunları paylaşıyoruz. Çok insanı etkiliyorsun çünkü ister istemez. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Yani 130 kilolardan 80 kiloya düşmüş. Bir de bu arada sigarayı bırakmışım. Bugün onu evet, öğrendik. Evet, doğru. Yani harbi spor yapan, sigara içmeyen, fit bir insan oldun. Ve ömrün uzamış oldu. Allah bilir hangimize ne zaman ne olacağını tabii ama o yüzden çok iyi bir örneksin. Bunu da paylaşıyorsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Bu değişimde sizlerin rolü, başta sizin rolünüz çok büyük. O yüzden ben en müteşekkirim. Bu değişimden dolayı da çok mutluyum. Ben kilodan dolayı sorun yaşadım geçmişte. Eğer aynı kilo sorunundan dolayı sıkıntı yaşayan ve muzdarip insanlar varsa, eğer yani bu konuşmalarım onları biraz rahatlatabiliyorsa ne mutlu. Çünkü ben bunun bir hastalık olduğuna inanıyorum. Ve doğru. Bu hastalığında çok şükür böyle bir çözüm yolu var en azından. Aynen öyle. Umarım 5-10 yıl sonra da aynı kiloda kalmayı başarırsın. İnşallah. Sağ olun. Çok mersin. Teşekkür ederim.